metro vardım. Oraya gideceğiz, bir gireceğiz, bakacağız neler var, neler yok. Bir gezmiş oluruz sizlerle birlikte. O zaman biraz sonra görüşmek üzere. Evet, turumuza buradan başlıyoruz. Burada kıyafet de varmış, benim bundan haberim yoktu. Gezelim o zaman. Bu neymiş ha, battaniyeymiş. Tatlı bir battaniye. Sepetini dezenfekte ediyorlar. Evet, şurada dezenfekte aleti. Market sepetlerini herhalde kullananlardan sonra alıp şey yapıyorlar. Yıkıyorlar. Yani dezenfekte ediyorlar, yıkıyorlar ne diyeyim. Şöyle bu yastıklar var. Metro Market galiba her yerde yok. Ama olan yerler için ben söyleyeyim. Yani fiyatlarını aslında ben de bakmaya geldim. Yani tam olarak fiyatlardan haberdar değilim. Silikon yastıklar mesela 33 lira. Bu biraz pahalı olabilir. Şurada çarşaflar var. Penye çarşaflar. Lastikliymişler. 100'e 200 bu tek kişilik. Şu çift kişilik. Ama benim yatağıma çift kişilik bunlar uymuyor. Daha da büyük battal boy lazım. Bunlar ne kadarmış? Bakalım. Bunların fiyatları yok. Abi geldi. Fiyatını şimdi taktı. Tek kişilikler 45 liraymış. Penye diyor ama ben yani şurada havlu da var. Bu kış için bayağı şey sıcak tutar. Ama ben pahalı buldum fiyatını. Çift kişiliklerde 55 liraymış. Yürüyebiliriz Hakan'cığım. Şuradaki havluları çok beğendim. Onları göstermek istiyorum. Burada TV battaniyeleri var. Fiyatlar 60 lira falan. Yukarıdaki çift kişilik 130 lira. Pahalı. Normal aktüel yerlere göre bayağı pahalı. Şöyle havlular var. Şu havlular çok güzelmiş. Şunlar ve şunlar. Fiyatları bunlar 24 lira. Matlarındakiler de yazmıyor. Kalitesine göre değişiyor. Tabii. Ha, banyo havlusu galiba. O daha büyük duruyor. 50 liraymış ama güzel gözüküyorlar bana. Çeyizci kızlarım koşun. Şöyle erkek montları var ama bunlar da yine fiyatları Zara ile kapışır. 440 lira. Şu rengine bakın şimdi. $700. DKNY markası. Bu güzel bir marka. Şöyle de yine kombinler. Dolaşıyoruz. Burası erkek rayonu. Montlar falan var. Çoraplar var. Senin için en önemli kısım. Burası böyle kadın bölümü. Mesela burada polar pijamalar var. Bunların fiyatları iyi. 15 lira. Artık. Şöyle. Biraz yıldı var ya. Ha, onlar mı? Poları var. Bunlar ne? Bunlar da kadın. Bunlar da olabilir. Bunlar da baya. Şunun rengi de güzelmiş. Ama fiyatı 40 lira bunun. Gri. Full gri. Bunlar böyle desenli. Böyle. Normal eşofmanlar var. Bunlar da bayan olan kısım. Galiba yani bayan. Şurada bir abi bakıyorum. Bayan herhalde bilmiyorum. Yani tight giymez herhalde. Şöyle. Böyle döndüğümüz zaman burada spor aletleri var. Şurada Hakan'cığım küçük bir şov yapıyor. Aşkım dur maskeni düzelteyim. Burada böyle neydi bu, ne topuydu bu ya? Pilates topu. $50. Burada yine lastikler var, spor aletleri, lastiklerim. İşte düşünenler, ben hala düşünüyorum, icraata geçemedim. Şöyle dumbbell'lar var. Fiyatları da $120. Daha kaç kilomuş? 120 TL ama bu kilosu fazla galiba. Buna göre bu 4 kilo. Ayakkabı bölümüne geldim. Burada hep marka ayakkabılar var arkadaşlar. Gerçekten Skechers falan kullanan arkadaşlarım var. Çok memnunlar ama
Aşkım baksana bunun beyazı olsa 200 lira fiyatı çok iyiymiş. 200 TL renk. Yani bizlik değil ama beyaz olsa senin hani senin ayakkabıların kullanışta çok hafif. Ve puma rahat oluyor şeyleri. Adidas var orada. Aynen Adidas da güzel. 200 TL fiyatları iyi şu anda. Kaç numara o 45 mi? İçinde yazar şurada 46. Herhalde tekli bunlar kalan tek, kalmış. Tek kalan. Ama fiyatları bayağı iyi yani. Yo, sneakers. Böyle. Şurada da yine marka ayakkabılar var. Vans var. Adidas da var da yine siyah. Hep genelde siyah var. Buralarda böyle yemek takımları buldum. Şöyle desenleri olan var. Desenleri güzel arkadaşlar bayağı. Fiyatını yemek seti 250 lira. Bakın böyle gösteriş dışarıdan. Tabi yani zevkleri, renkler tartışılmaz tabi ama ben siyahını daha çok beğendim şunu. Kenarlarında şeritler var. Yine çevreci kızlarım için daha şey bir video yapmak istiyorum aslında. Neden? Çünkü ben kendim de araştırmayı çok sevdiğim için. Böyle günlük yemek takımı olarak bence gayet alınabilir. Şu tripodlar. Ben kaliteli olduklarını düşünmüyorum. Aldım benim bu ayağı direkt hiç kullanmadan çıktı yani daha hiç kullanmaya fırsatım olmadı. Güzel değiller bence. Ama zaten aktüellerde de gerçi belki şurası falan farklıdır. Tutulma yeri de benimkinin ayağı kötüydü yani şurasını yapıştırmışlar mı ne çıkmış böyle. Burada 25 lira. Ben BİM'den almıştım 10 lira. Yani 10 liranın hakkını verdi gayet kalitesiz de. Şöyle mikrofonlar var. 80 TL. Böyle Rokemler var. Aksiyon kamerası. General Home. 130 lira. Bence bunun fiyatı güzel. Yani bilmiyorum şeyin de. Markası General Home'muş. Tabii içerikleri de var. Aksesuarları. Ne varmış? Şöyle bir ring light var. Muskutel. Görüyor musun? Ekstraları bisiklet montajı var. Şuraya bir gitmek istiyorum. Neden derseniz. Benim boynumda düzleşme var. Belki videolardan da fark etmişsinizdir. Şöyle bir yastık aldım ama benimki pek güzel değil. Ben yine bir şok marketten almıştım. Heyecanlandım söylerken. Böyle yastıklar var. Bunların tabii ben şöyle 100 lira medikallerden alınmasını tavsiye ederim yani. Daha iyi. Sonuçta medikal yani. Yine bu bambu yastıklar arkadaşlar. Burada fiyatı 90 lira. Ben BİM'den almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 40 liraydı. Buradakine göre daha çok daha ucuz. Böyle yastıklar var. Çeşitli ama bayağı çeşit var. Nedir bu? Bu bambu mesela. Yün var şöyle. Burada yine havluları buldum. Renklerine bayıldım ya. Çok güzeller. Söylemiş miydim bilmiyorum. Söyledim galiba ama bu videoyu daha çok şey için çekmek istiyorum. Metrodaki hani çeyizlik ürünlerin fiyatları, çeyiz hazırlayan arkadaşlarım için bu 50 lira havlu beyaz yani. Bu galiba banyo havlusu bu arada. Evet banyo havlusuymuş. Okumadım hiç yazısını. Çeyiz dokusu falan çok güzel ama tabii kaliteli yani ürünler. Hani pahalı evet ama kalitesini yani parasının hakkını veriyorlar bence. Verirler yani bence. Çünkü gerçekten hani kaliteli görünüyorlar. Şu mesela indirimdeymiş. 40 lira. Alınabilir yani. Ben çok ihtiyacım olduğu zamanlarda ihtiyacım olduğu bir zamanda almıştım. Banyo havlusu çok kötü ve neredeyse 100 liraya yakın bir para vermiştim. Kötüydü yani. Yurt zamanlarında başka bir şehre Balıkesir'e gittiğimde o zamanlar vlog çekmiyordum. Keşke çekseydim. O zamandan başlasaydım. Şöyle. Havluların bölümü de böyle. Renklerini görün. Renkleri çok güzel. Özellikle grilere bayıldım. Yanlış hatırlamıyorsam bir de şu havlular, şu griler, işte şunlar. Trendyol'da var. Yani şekilleri aynı diye hatırlıyorum. Tabii
markalarını bilmiyorum tabii yani. Yanlış da olmasın. Bakın daha uygun fiyatlı havlular da var bu arada. Bu mesela 20 liraymış. Fiyatı gayet iyi bence. Tabii kalitesi de ona göredir yani. Yani havlu yani her gün kullanılıyorsun, her gün yıkanıyor, her gün değiştiriliyor. Bence bol bol alınmalı. Şu 25 liraymış yine gri. Şu havlu, bakın mesela bu havlu şey, benim mutfağa serdiğim var ya, yara soğuk olmasın diye, onun aynısı. Fiyatı 27 liraymış. Evet, biraz da bu tarafa dönüyorum. Şurada da mutfak havluları mı var? Mutfakta kullanmak için el havluları var, minik. Mesela benim bunları ben BİM'den falan almıştım, renkliydi. Yani böyle toplu bir yerden alsaydım hepsi gri renk ya da beyaz olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama beyaz çok hızlı, mutfakta sürekli kirlendiği için çok hızlı kirleniyor. Yani ben yine tavsiye etmiyorum beyazı. Bunlar da ayak havluları. 25 lira fiyatları. Şöyle aşağıda da var. Yine dediğim gibi kaliteleri bayağı iyi gözüküyor yani. Şöyle bornoz var. Bu tekli galiba. Tekli mi bu? Yok, iki tane bornoz. Bayan ML XL'ye uygun. Erkek de XXL'ye uygun. İki tanesi 150 lira. Bakın bunun fiyatı çok iyiymiş. Gerçekten çoğu yerde bu fiyata bulunmaz. Şöyle. Bunu alınabilir bence. BİM'e falan bile gelenler 70-80 lira oluyor. İki tane almaya kalksak 160 lira. Şimdi şöyle Nevresim takımlarına ve benim de en sevdiğim şeye geçiyorum. Nevresim çift kişilik takımlar. Bakın. Bakın bakın bakın. Böyle çiçeksiz desenli şeylere bayılıyorum ya gerçekten. Duruşu mesela şunu çok beğendim. Böyleymiş. İnşallah gözüküyordur. Bakın mesela bunun renkleri de çok güzel. Duruşu şöyleymiş. Şöyle bayıldım yani. Nevresim takımların fiyatına hemen bakıyorum. Şurada tek kişilikler 150 lira, çift kişilik 160 lira. Bakın duruşu şöyle, biraz daha ışıklı. Şöyle gidiyorum şimdi. Yine Nevresim takımları var. Ay buna da bayıldım kızlar. Tek kişilikmiş bu. İçinde Nevresim çarşaf yastık kılıfı, yani klasik bir şey var. Çift kişiliğinde 2 adet yastık kılıfı, tek kişiliğinde 1 adet. Tamam. Yani bunun süs yastığı gibi oluyor ya, yanında o yok galiba bunların içinde. Bakın bu da çok güzel. Farklı renkleri olsa mesela bu benim odama hani aslında uyabilir. Hani gri beyaz çünkü odam. Ama mesela ben siyah beyaz istiyorum. Yani siyah beyaz olsa daha çok iyi olurdu. Mavi var. Şöyle bunlar mesela bu gri beyaz sanki. Bunun gri beyazı var galiba. Böyle duruşu. Pembesi var. İşte yine biraz daha koyu pembelisi var falan. Bir duyuru yapacaklar sanırım. Misafirlerimiz hem sizleri hem çalışanlarımızı düşünüyoruz. Buraya geldiğimizde yastık kılıfı gördüm. Benim ihtiyacım var ama benim istediğim renk yok. Fiyatı 18 lira bu arada. Şöyle. Ben gri ve lacivert gibi bir renk istiyorum. Muhtemelen Trendyol'dan alacağım. Şurada da yine çarşaflar var. Böyle yana geçtiğim zaman bu neymiş? Bunlar da yastık kılıfıymış bu arada. Tanesi 15 lira. A pardon ya, bu sandalye kılıfı arkadaşlar. Sandalye kılıfıymış. Bakın ay çok güzel. Ya ben böyle şeyleri çok mantıklı buluyorum açıkçası. Çünkü bakın bu gri mesela. Buna bayıldım bu renge. Şimdi benim koltuklarım yani masanın koltukları böyle değil. Bu eskiler için olanlardan. Benimki böyle değil. O yüzden bunlar benimkine uymaz. Ben anneme diktireceğim mesela. Ya temiz kalması için çok güzel bir şey bence. Tamam. Hani misafir için değil ama kendim için de. O kılıflarını çıkartıp yıkamak çok daha rahat bence. Yani kullanmayanlar ne bileyim. Kullanmayı sevmeyenler tabii ki olabilir ama ben seviyorum ya. Bilmiyorum, temiz kalması benim için daha önemli. Burada böyle yorganlarım var. Benim yorganlarım var. Sanki beni tanıtıyorum. Neyse şimdi şöyle geldim de çift kişilik yorganlarım var. Burada 100 lira yorganlar.
Tabii hani fiyat, şu anki fiyatlarına dair bir bilgim yok açıkçası. 250 liraya var. Şu 250 lira, şu 300 lira. Kalitesine göre tabii ki de her zamanki gibi değişir yani. Şu mesela 110 lira, şu 120 lira. Bazıları bamba oluyor. Mesela bu silikonmuş. Silikonlar da çok güzel oluyor bence. Hem hafif hem de sıcak tutuyor. Şu mesela dolgulu desenli. Şey, yine silikon dolgulu gerçi. Mikrofibermiş. O yüzden iyi yine. Bu da aynı şekilde. Bunlar çift kişilik bu arada. Organlar. Şurası böyle kırtasiye bölümü. Bizi çok ilgilendirmediği için burayı ben böyle daha şey hızlıca geçiyorum. Şöyle göstereyim. Yani kırtasiye bölümünde genelde aynı olur bence fiyatlar ya her yerde. Şöyle. Şöyle de bakalım. IKEA turumda baya beni linç ettiniz. geri çekiyorsunuz falan diye. Çok döndürüyorsunuz falan diye. Artık gördüğünüz gibi hiç geri çekmiyorum. Çekmedim. Güteç varmış, çok tatlı. Çünkü arkadaşlar burası mesela orası gibi kalabalık değil. Yani siz beni anlamıyorsunuz. Anlamayacaksınız da. Tabii ki çeken biri olmadığı süreçte ya da insanları umursayan biri olmadığı süreçte anlamayacak bunu. Ben insanların yüzünü yüzüne tutmak istemiyorum. Mesela biraz önce yanıma bir abi geldi. Yani ben video çekerken arkamdan geçti. Yani benim video çektiğimi durunca görünce durdu. Arkamdan geçti. Şimdi ben ona rahatsızlık verdim mesela. Şu röntgenlere bayılıyorum. 40 liraymış. Çok iyi fiyatı. Şu anki fiyatlara göre iyi tabii. Yani normal fiyatlar bayağı yükseldiği için. Ha, neyse. Mesela ben ona şu anda rahatsızlık verdim. Neden? Benim kameraya çıkmak istemediğini anladım yani o hareketlerinden. Ve yabancı biriyim yani. Çok da haklı bence. Ben de olsam aynı tepkiyi verirdim. Bu yüzden işte çekmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden milletin suratına tutmuyorum. Hediye kutusu varmış. Bayıldım ya. Kutuya bakın. Çok güzel. Hem de 20 TL sadece. Büyüklüğü büyük değil. 19'a 19. Çok güzel ama bayıldım. Kutumu bırakıyorum. Bu santlere de bayılıyorum arkadaşlar bu arada. Çok büyüklermiş. Benim bacağım kadar neredeyse. 220 lira. Ama fiyatını gayet karşılar bence. Bunları koyunca zaten duvara başka bir şey koymaya gerek kalmaz. Şöyle desenli seven arkadaşlar için yine ev dekorasyonu için. Şöyle düz saatimiz var 30 lira. Şunlar 20 lira. Bunlar yine 30 lira. O da 30 lira. Çocuk odası için daha çok olabilir. Şu yine çocuk odası için 29 TL. Böyle saatlerimiz, şöyle küçük bir saatimiz de var. 34 lira. Böyle renkli bir saatimiz var. Bol renkli. 80 TL. Saat bölümümüzde böyle. Şöyle resimli çerçeveler var bir de. Bu renkleri bu arada mesela şunun fiyatı 15 liraymış. İyi bence bayağı. Bu da 20 lira. Mesela bu rengi istemiyorsanız boya alıp boyayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu beğendiniz ama rengini istemiyorsanız boya alıp boyayabilirsiniz bence. Kendimiz de yapabiliriz yani istediğimiz rengi. Şöyle bir ses topu buldum. Açtı. Bağlan. Dupsuz dupsuz kopalım buradan. Şöyle pembe rengi de var. Ve beyaz rengi de var. Ve mavi rengi de var. Dört renk sanırım, başka yok. Evet. Buradan gördüğüm kadarıyla. Bir de şurada açık pembe var. Ama ben tabii ki hangi renge bayıldım bilin bakalım. Siyah. Benim ses topum var arkadaşlar. Ben Bim'den almıştım. Şu an benim ses topum fiyatı 130 lira falan. Böyle şeyler 45 lira. Bakın bunun fiyatı çok 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 iyi. Hem de yapışıyormuş. Şöyle arkasında şey var. Su geçirmiyor bir de. Su geçirmiyor. Bir yere yapışıyor böyle. Böyle dişini yapıştırıyorsunuz. Böyle duvara. Şu şekilde bakıyor. Şöyle. Şöyle duvara yapışıyor. Banyoya, duşa. Yapıştırmışlar. Yani duşta genelde ben de dahil. Hep şarkı dinlerim ya. Şöyle bir klavyeler. Güzel renkli. Böyle renk değiştiriyor. Aynen. Bu renkli klavyelerin görüntüsü çok güzel oluyor. Bunun fiyatı neymiş? Fiyatı var mı aşkım o tarafta? 120 lira. 120 lira. Bu böyle set. Set aynen. Aha. İyiymiş bayağı. Bence de set çok olarak iyi. Hem kulaklığı var hem faresi var. Kablolu ama olsun.
Alsak mı bunu abi? Hem de böyle şey var. Ha? Bizim ihtiyacımız yok şu an. Benim var. Ne buldum? En çok istediğim şeylerden biri. iPhone X değil ama iPhone XX Max. Bir iPhone buldum. Rengine bayıldım. Gri. Gri gibi. Oradan gözükmüyor. Aşık oldum. 8700 TL. Şu an 11 bile 7000 lira galiba. Bu niye bu kadar pahalı? Bu benim telefonum. iPhone 7. İş telefonum. 4000 lira. Artık bunun zamanı geçti. Artık iPhone 11, 12 çıktı yani. iPhone X'i bayılıyorum bu telefona ya. Görüntüsü benim çok hoşuma gidiyor ya. 11'den 12'den daha çok beğeniyorum iPhone X'i. Nedense. Bilmiyorum. Bunun kamerasına bayılıyorum. Yani kamerasının görüntüsüne, telefonun görüntüsüne bayılıyorum. Gerçekten aşık oldum. Bir kere daha aşık oldum yine. iPhone'a sürekli aşık oluyorum arkadaşlar. Ben böyleyim. Nerede bir iPhone görsem ona aşık oluyorum. Evet. Banyo için sabunluk hayır. Sabunluk takımları. Bu mesela güzelmiş bence. Bunu ben beğendim. Bu tekli termos bunlar da. Termos gibi lan bu. Aynen. Alacaksın şey, buna koyacaksın kahveye, çıkacaksın dışarı öyle. Mutfakta olabilir, kullanabilir. Bu diş fırçalıyor bunun takımı. Bu sabunlu. Bunlar hiç güzel değil. Tamam hadi gidelim. Bu desenli seven arkadaşlar için. Bunlar da böyle fiyatlar. Şu sabunluk mesela 48 liraymış. Şu diş fırçalık şöyle içi de 31 liraymış. Şu sabunlu 25 lira. Yani bunların toplamı neredeyse 55, 60, 100 liraya falan geliyor. Ama bunları beğendim bayağı. Renklerine de çok bayıldım. Şöyle şeyler var. Ocean diyor. Cam. Böyle sabunlukları var. Bunlar 15 lira tekli olarak. Yine böyle renkleri var. 17 liraya var. Şöyle lacivert de var aynısının. Yine şöyle var mesela. Bu da mesela sade sevenler için alınabilir bence. 17 lira. Böyle cam. Sadece kendilerinizi yıkayın diyor. İşte burada sabun, temizlik bilmem ne bilmem ne böyle şeyler yazıyor. Şöyle yine aynıları yukarıdakilerin. Böyle var. Bunun daha şimdiden tepesi yok. Yine böyle takımlar var. Yani takım değil aslında, ayrı ayrı yapılmış ama takım olarak alınsa daha iyi yani bir mutfak için. Şurada organizer, makyaj malzemesi organizerleri var. Bakın bunlar da çok tatlı bu arada. Ve bunun sabunu kocaman, bayağı iyi. Sabunu şöyle yani şöyle göstereyim. Elimden bile büyük. Bunların yanında. Bunun yanında şöyle kocaman kalıyor. Şöyle şey, çöp kovaları da var. Banyo için yine. Şöyle çöp kovaları var. O takımlarda çöp kovası yok. Bu böyle fırçalı yani takımlarım sadece şey takımı. Böyle yine çöp kovası. Biraz hasarlı. Böyle dönelim. Bakalım burada neler var. Bunlar genelde kafeler falan için kullanılan şeyler. Bu evine almak isteyen de koymak isteyen de gayet rahat koyabilir. Şu dezenfektan üretme aracıymış. Bu daha yeni A101'e BİM'e falan geldi. Fiyatı çok uyguna geldi. Ne kadardı? Şu anda gerçekten hatırlamıyorum ama koku aparatı varmış şöyle. Ama 100 lira 100 lira diye hatırlıyorum. Burada 300 lira. Yine burada dezenfektan elle sıkılmaması için şu şeylerden var. Bunlar yine sabunluk. Yine işte bunlar daha çok işletmeler için. Burada bir adet arkanamız var. Arkada bak şeyler var. Çöp kovaları. Ampuller. Çöp kovaların büyüklüğüne bak. 245 liraymış. Şu artık kaç liradır? Şu 245'si. Ben hangisini aldım? Pardon, şu 165'miş. Bu 245'miş. Bu 73 lira klasik. Ayakla basılanlar vardı. Ben aldım bir tane şey. Şunlar gibi mi? Bak şurada var ayakla basılan. Yok. Bu işte benimki. Şu. Bundan aldım. Güzelmiş. Ya keşke benimki de ayakla basılsa. Ama ben 20 liraya falan aldım. Bunun aynısı. Şimdi neler var? Burada tadilat ürünleri. Böyle. Burada uzatmalar var. Benim hayatıma renk katan şey uzatma. Ampul, LED ampul üçlüsü 22 lira. Aa bak bunun fiyatı çok iyiymiş. Aha. Bunlar bir tanesi 11-12 liraya satılıyor BİM'de A101'de. Bunun fiyatı çok iyi.
Ve biraz renk değiştiren var. Aynen. 40 lira. O da iyi fiyatı. İnternette de o kadar zaten. O 85 mu? Lira. 40 liraymış. Çok güzel. Gece lambası. Bu dekoratif led ışık. Şu bayağı ünlü olanlardan. Flamingolu ve ananaslı. Fiyatları 40 lira. Şöyle küçük gece lambaları da var bu arada. Bunlar da 30 lira diyor. Burada gerçi bulut diyor da bu ananas değil mi? Bana mı? Ben mi yanlış görüyorum? 30 lira diyor. Herhalde 30 lira falandır. Şöyle normal klasikler var burada. Şöyle şu lambaları da ben çok seviyorum ya. Masa lambası. 60 lira. Bayağı güzel bence. Aa, bu da çok modern duruyormuş. Beyaz olsa çok daha iyi. Bu da 40 liraymış. Şu dekoratif aynalara da bayılıyorum. 40 liraymış. BİM'e de bu kadara gelmişti. Aynı fiyatı 40 lira. Ve çok şık duruyorlar gerçekten. İçindeki led ampulleri görüyorsunuz. Dağılmış bir biçimde. Çok güzel ışık veriyor. Şurada da fotosu var hatta. Böyle plastik saklama kaplı. Ya bunlar her yerde var arkadaşlar. O yüzden detaylı çekmiyorum. Şurada organizerler var. Şunlar tabaklıklar. Bunlar gerçekten hayatı kurtarıyor yani. Bu raf. Şöyle bir raf. Bunun fiyatı neymiş mesela? 30 lira. Ama Koçtaş gibi yerlerde de bunlar bu kadar zaten aynı. Sadece aktüellere daha uygun geliyor. Şu 60 liraymış mesela. Ben 8 liraya mı ne almıştım bunu? A101'den BİM'den. Şu peçetelik, mine, fincan asmalık. Yani fiyatları biraz tuzlu maalesef buralar böyle yerlerin. Bunlar böyle sepet yine. Ben severim böyle gri sepetleri. Kullanmayı da severim. Yine böyle geldiğim zaman organizer. Mesela şurada bir benim yine organizerlerimden bir tanesini var. Kitchen yazıyor. Benimkinde home yazıyor galiba. Sweet home. Ben mesela 7 lira almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam burada 20 lira. Ve güzeller. Ben bunları bayağı beğeniyorum. Şöyle uzaktan da göstereyim. Yine organizer. Takı organizeri. Bu güzelmiş. 3 lira. Var aşkım o. 3 paket almıştım onlardan. Gördüm. Bunlar neymiş? Kutuymuş. Aa, kutu oluyorlarmış. Çok güzel. Böyle. Daha büyüğü. Biri 50 lira büyüğü. Küçüğü 35 lira. Küçük ev aletlerinden, saç kırpma makinesi. 140 TL. 150 TL. Arzum. Tamam aşkım git gel. Burada şeyler var. Yine saç kırpma makineleri var. Şöyle bir maşa var. Ben maşa almak istiyorum. Canlarım, ciğerlerim. 190 lira artık kafam o kadar çok karıştı ki. Burada düzleştirici var Arzum'un. Ama markasını bilmiyorum. Yani istediğim markadan var mı yok mu hangisi iyidir. Hiç kullanmadığım için evde kardeşiminkini kullanıyordum. Maşa istiyorum ama bir tane düğünlere falan giderken durması için. Böyle saç kurutma makineleri var. Tıraş makineleri var. Şöyle saç düzleştirici gene. Kutuları da çok şık. Bu da 170 liraymış. Bu neymiş? Bu da yine bir şey galiba ya. Sensör ışık teknolojisiyle istenmeyen türlerden kurtulun diyor. Epilasyon cihazı mı? 100 liraymış. Ne bileyim ne kadar iyi olabilir. 100 liraymış sadece. Ah biz bundan Hakan'a yeni almıştık. Benzerini aldık. 25 lira bundan aldık. Burada 20 liraymış. Burada daha ucuzmuş. Şöyle 1 ton tıraş makinesi. Böyle geldiğinde burada ütü var. Ütüler var. Arzum ütüler var. Ama fiyatları yok hiçbirinin. Burada yukarıda fiyatları var. Arzum. Olivia diyor. Bu Arzum. 150 liraya var. Olivia şu. 160 liraymış. Yani pek kaliteli gözükmüyor açıkçası. Bu da biraz daha kaliteli gözüküyor. Bu 300 liraymış. Tefalin var. Şöyle Philips'in ütülerine bayıldığımı söylemiş miydim? Söylemiştim. Bakalım Philips. Philips'in ütüleri gerçekten çok iyi arkadaşlar. 700,
780 lira, artık kafam karıştı. 480 lira ve 780 lira yine. Ama bayılıyorum bu ütülere. Gerçekten kesinlikle alınmalı bence. Şu galiba şu. Sanıyorum ki. Çünkü başka Philips yok. Hani fiyatları çok fazla. Ben fazla diye almadım. Pişman oldum. Keşke alsaydım. Neyse. Buradaki fiyatlar da böyle. Philips ütülerin.